İş yerindeki son teslim tarihleri, trafik sıkışıklığı, evdeki sorunlar. Bu saydıklarımdan bazıları sizi de strese sokuyor mu? Stresle başa çıkmak için ilaçlara veya alışkanlık yapan diğer zararlı şeylere yönelmek yerine kendinizi daha sakin hissetmek ve rahatlamak için akupresürü deneyebilirsiniz. Bu refleksoloji metodunu uygulayarak stresinizi dakikalar içinde azaltıp rahatlayabilirsiniz. Üçüncü göz. Anksiyete birçok şikayete neden olabilir. Mide fesadı, uykusuzluk ve tedirginlik bunlardan bazılarıdır. Eğer kaygı bozukluğunuz varsa, kaşlarınızın ortasındaki noktaya basınç uygulamak rahatlamanıza yardımcı olabilir. Bu basınç noktası üçüncü göz olarak bilinir. Rahat bir sandalyeye oturun ve derin bir nefes alın. İşaret parmağınızla kaşlarınızın arasındaki noktaya sıkıca ama çok da sert olmayacak şekilde bastırın. Bölgeye parmağınızla dairesel hareketlerle yavaşça masaj yapın. Bunu 5 ila 10 dakika boyunca yaptıktan sonra kaygınızın azaldığını hissetmeye başlayacaksınız. Perikardiyum. Eğer mideniz bulanıyorsa ve kendinizi kaygılı hissediyorsanız bu noktaya masaj yapmak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Bu noktayı şu şekilde bulabilirsiniz. Kolunuzu avucunuzun içi yukarı bakacak şekilde öne doğru uzatın. Üç parmağınızı bileğinize koyun. İşte parmaklarınızın hemen altında kalan nokta uyarmanız gereken basınç noktasıdır. Parmağınızı buraya yerleştirdiğinizde tendonlarınızın arasında biraz boşluk olduğunu hissedeceksiniz. Bu noktaya sertçe baskı uygulayın ve yaklaşık 4 saniye masaj yapın. Bu hareketi rahatlayana kadar birkaç defa tekrar edebilirsiniz. Yong Kwan. Kaygı bozukluğunun veya stresin en yaygın görülen yan etkisi uykusuzluktur. Uykuya dalmakta, uyumakta veya her iki hususta da sıkıntı yaşıyorsanız, vücudunuzun uzun zamandır ihtiyaç duyduğu uykuyu almasına yardımcı olacak baskı noktaları olduğunu unutmayın. Bu yöntemi şu şekilde uygulayabilirsiniz. Sırt üstü yatın ve dizlerinizi ellerinizle ayaklarınızın altına dokunabilecek şekilde bükün. Bir ayağınızın parmaklarını bükerek başlayın. Ayağınızın tabanında parmaklarınızı kıvırdığınızda oluşan çukuru bulun. Bu çukura sertçe bastırın ve buraya 2 ila 3 dakika masaj yapın. Dönüşümlü olarak dairesel ve bir yukarı bir aşağı doğru masaj yapmayı da deneyebilirsiniz. Bu basınç noktasını uyarmak, gerginliğinizi yatıştırarak sizi rahatlatır ve iyi bir gece uykusu çekmenizi sağlayabilir. Bu yüzden en iyisi bu masajı uyku vakti geldiğinde yatakta yapmaktır. İyi geceler. Cennetin kapısı. Bu hareketi denediğinizde adının neden cennetin kapısı olduğunu anlayacaksınız. Kulağınızın üst kısmındaki bu noktaya baskı uygulamak, stresi ciddi oranda hafifletmeye ve uykusuzlukla savaşmaya yardımcı olmaktadır. Bu noktayı bulmak için İşaret parmağınızı üst kulağınızın iç kısmına koyun. Orada üçgen şeklinde bir çıkıntının yanı sıra boş bir nokta olduğunu da hissedeceksiniz. Parmağınızla bu noktaya sertçe ve dairesel hareketlerle baskı uygulayın. Bunu 2 dakika boyunca yaptıktan sonra rahatlamaya başlayacaksınız. Her zaman olduğu gibi bunu yaparken de yavaşça ve derin nefes almayı unutmayın. Uzun ömür noktası. Stresli olduğunuzda yorgunluk ve mide bulantısı gibi fiziksel semptomlar çirkin yüzlerini gösterirler. Tüm bu belirtilerden kurtulmak için Zhu San Li olarak da bilinen baskı noktasını uyarmak size gerçekten yardımcı olabilir. Bu baskı noktası kaval kemiğinizin hemen dış tarafında bulunur. Diz kapağınızın yaklaşık 4 parmak kadar aşağısındadır. Baş parmağınızı kullanarak bu basınç noktasına 5 saniye boyunca sertçe bastırın. İlk seferde bir rahatlık yaşamadıysanız bu 5 saniyelik baskıyı birkaç defa daha tekrar edebilirsiniz. Kendinizi öncesine kıyasla daha rahat ve daha az yorgun hissedeceksiniz. Feng Shui. Uyku vakti geldiğinde kafanızı meşgul eden o sinir bozucu düşüncelerden kurtulmak isteriz, değil mi? Çünkü bu düşünceler ciddi bir kaygı bozukluğuna dönüşebilirler. Kaygı bozukluğunuzu hafifletmek için de Feng Shui olarak bilinen basınç noktasını uyarmayı deneyebilirsiniz. Bu bölge boynunuzun arkasındaki iki noktada bulunur. Noktaları bulabilmek için ellerinizi boynunuzun arkasına yerleştirin. Kulaklarınızın arkasındaki kemiği hissedin. Bu kemiğe mastoid kemiği denir. Kulaklarınızın arkasındaki oluğu boyun kaslarınızın kafatasınızla bağlandığını hissettiğiniz yere kadar parmaklarınızla takip edin. Bu bölge neredeyse kafatasınızın tam altındadır. Sonra her iki elinizi başınızın arkasına alın ve parmaklarınızı birbirine kenetleyin. Şimdi iki parmağınızı da alın ve 5 saniye boyunca boynunuzun arkasındaki her iki noktaya da sertçe baskı uygulayın. Dairesel olarak ya da bir aşağı bir yukarı doğru masaj yapabilirsiniz. Bunu yaparken derin nefes almayı unutmayın.
Bu hareket sizi sakinleştirmenin yanı sıra gece uykudan uyandıran öksürük krizlerini de hafifletecektir. Kuze. Kuze noktası ciddi panik ataklardan mustarip insanlar için harikadır. Kalp çarpıntısı panik atak belirtisidir ve çok rahatsız edici olabilir. Bu baskı noktasını bulmak için kollarınızdan birini 90 derece bükün. Vücudunuza en yakın olan dirseğinizin iç kısmının alt köşesine dokunun. Bu noktayı uyarmak için de baş parmağınızı kullanarak bölgeye bir dakika boyunca bastırın. Bu sırada burnunuzdan dengeli ve derin derin nefes alın. Bir dakika sonra rahatlayacaksınız ve kalbinizin eskisi kadar hızlı atmadığını hissedeceksiniz. Ayrıca bu hareket mide bulantısı ve göğüs sıkışması gibi diğer kaygı bozukluğu semptomlarını da hafifletebilir. Tai Chong. Hiç ayak masajı yaptırıp anında rahatladınız mı? Bunun nedeni ayaklarınızda stres seviyenizi derhal düşürebilecek ve gergin bedeninizi yumuşatacak birkaç farklı baskı noktası bulunmasıdır. Kendinizi kaygılı veya stresli hissediyorsanız, ayak baş parmağınızla ikinci parmağınızın ortasındaki tendonların birleştiği yere basınç uygulamayı deneyin. Bu tatlı nokta akupresür uygulamalarında Tai Chong veya LV3 olarak bilinir. Yapmanız gereken tek şey ayağınızdaki bu noktaya 4 ila 5 saniye sertçe baskı uygulamaktır. Etkisini hissetmek için birkaç kere denemeniz gerekebilir. Bu yüzden fazladan 10 ila 20 saniye boyunca masaj yapmanız gerekebilir. Bunu yaptıktan sonra hemen rahatladığınızı ve daha az tedirgin hissettiğinizi fark edeceksiniz. Bu noktaya baskı uygulamak baş ağrısını, uykusuzluğu ve hatta regl ağrısını giderebilir. Eğer ayaklarınızdaki baskı noktalarını uyarmayı planlıyorsanız ve bebek bekliyorsanız bu noktaları uyarmanın erken doğuma neden olabileceğini bilmelisiniz. Hamileyseniz ayaklarınızdaki hangi bölgelere masaj yapmanın güvenli olduğunu bir uzmana danışmak en iyisi olacaktır. Tüm bu baskı noktalarını tek başınıza bulmak kolay olsa da daha önce böyle bir şey yapmadıysanız bu noktaları uyarırken kendinizi biraz rahatsız hissedebilirsiniz. Bu durumda baskı noktaları hakkında bilgisi olan ve size yardım edebilecek birçok refleksolog ve akupunktur uzmanı olduğunu unutmayın. Bunlardan herhangi birini evde denediğinizde canınız acırsa ya da kendinizi rahatsız hissederseniz yapmayı hemen bırakın. Bilmediğiniz sağlık sorunlarınız olabilir ve bir doktora görünseniz iyi olur. Peki ya siz bu basınç noktalarını uyarırken neler yaşadınız? Utanmayın, yorum kısmında sohbet başlatın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayata olumlu bakın.